Tedavi kısaca aklımızda şu kalsın. Bugün hiçbir şey hatırlamak istemiyorsak şunu hatırlayalım. Şüphe varsa tedaviye başlayın. Şüphe varsa profilaksiye başlayabilirsiniz, risk varsa. Ama şüphe varsa muhakkak tedaviye, antikoagülasyona ihtiyaç vardır. Bir önce anlattığım zaman bir arkadaşımız, hocamız sordu. Antiagregan veriyoruz biz, ne oluyor diye. Antiagregan verilmesi aslında hastanın değil de doktorun psikolojisini düzelten bir ilaçtır. Çünkü kanamadan da çekinir, antikoagülan vermek istemez. Başka sıkıntıları vardır, hastanın vajinal kanamaları vardır veya yoktur. Düşük tehlikesi vardır, bilmiyorum. Antikoagülan vermeyeyim ama böyle bir risk de olabilir. Antiagregan vereyim, ortada bir yol izleyeyim der. Antiagregan hastanın tromboemboli riskini önlemez. Antiagreganla hasta tromboemboli olursa malpraktis suçu olur. O nedenle antikoagülanın riskini alıp vereceksiniz. Riski ne olur? Onlar sizden benden iyi biliyorsunuz. Peki nasıl verelim kanama varken? Kar zarar hesabı yapacaksınız. Bu hastada hangisinde sıkıntı olacak? Tıp zaten bir sanattır hocalarım. O yüzden biz de her gün yol ayrımına girip bir tanesini seçmek zorunda kalıyoruz. Şüphe veya risk varsa antikoagülasyon, bunu net söylüyorum size, mortalite riskini %75 azaltır. Biz kalp damarcılar, ameliyatçılar, sizler de öylesiniz zaten, biz pıhtıdan daha çok korkarız. Kanamadan çok korkmayız da pıhtıdan daha çok korkarız. Bilmiyorum sizde de aynısı mı var? Sizde de uterin kanadığı zaman uterus direkt çıkarıyorsunuz değil mi onu? Yani bir yer bir damar onarıyor musunuz? Yok. Direkt çıkıp gidiyor. Değil mi? Önce medikal yapıyorsunuz, sonra rahim gidiyor. Mecbur kalınca rahim gidiyor. Peki hocam, radikal işler böyle demek ki. Gebelik boyunca devam edeceğiz antikoagülasyona ve doğum sonrası en az 6 hafta devam etmenizi öneriyoruz. Riskler varsa özellikle genetik riskler. Sizden önce bir doktor çalışmış olabilir, protein CS eksikliği vardır. Antikardiyolipin antikoru pozitif olabilir, romatizmal olabilir. Bu durumda 6 aya kadar, 1 seneye kadar antikoagülasyonu çıkarabilirsiniz. Gebelikteki antikoagülasyonu nasıl yapıyoruz? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Önce düşük molekül ağırlıkla başlıyoruz ilk trimestre. İkincide kumadine geçiyoruz. Üçüncüde tekrar düşük molekül ağırlıklarına geçiyoruz. Kumadinin yerine başka ilaç kullanılır mı? Evet, yeni oral antikoagülanlar var. Bunlar Xaralto gibi, Pradaxa gibi, Eliquis gibi farklı dozlarda ve farklı verilme seçenekleri var. Artı tarafı nedir? Artı tarafı şudur. Hastanın iğneri gibi bir parametreyi takip etmek zorunda değilsiniz. Verirsiniz, kafanız rahat olur, hasta da rahat olur diye düşünebilirsiniz. Benim kendi tecrübemde ismini vermeyeceğim birkaç tanesiyle ciddi sıkıntım oldu. Tekrar tromboze oldu hasta. Kumadin en garantili yoldur. Hala altın standarttır. Fakat hastanın gidip kanlarını kontrol etmesi gerekir. Peki hasta hastanede yattı. Zaten IV yoldan heparini öneririz. Bu anfraksiyonu heparin, düşük molekül ağırlıklı değil. IV yoldan yapılır, sonra puşe olarak, sonra belli bir infüzyon dozunda devam edilir. Cilt altı yapılabilir mi bu heparin? Aslında yapılabilir, hastaya bir zararı yok ama biyo yararlanımı yok. Emilemez, %10-20 civarında emildiği için her zaman IV yolu tercih ederiz. Dediğimiz düşük molekül ağırlıklı heparinlerde işte bizim Clexane, Inoev gibi ilaçlar, bunların biyo yararlılıkları yüksek, cilt altı yapıyoruz. Bunlarda da şu ana kadar çok yaygın değil ama kitleri bayağı geldi hastanelere. Anti-10A'yı kontrol edecek şekilde olacaktır. Yakında bu da yaygınlaşır. Yine hastalar hastaneye bağımlı hale gelebilirler. Mesela 2x1 Clexane veriyoruz dedi hocamız. Doğru, aslında rutin yaptığımız şey odur. 2x06-08 yazarız. Ama acaba anti-10A aktivitesi ne olur diye hiç düşündük mü? Şu ana kadar pek düşünmedik. Ama bundan sonra düşüneceğimizi düşünüyorum. Varfarin zaten kumadin, dediğim gibi plasentayı geçer. İlk 3 aylık dönemde kullanılmaz. Anne sütüyle bebeğe geçmez. Emziren anne varfarin kullanabilir. Bu da çok sorulur. İğne yere 2-3 olacak şekilde. İşte oral antikoagülanlar yeni oral antikoagülanlardır. Bir de şok da hasta geldiyse zaten o hastayı hospitalize ediyorsunuz. Hastayın yalnızca bebeğin canlılığı için size ihtiyaç var. Diğer işleri kalp damar cerrahları veya kateterle yapılacaksa kardiyologlar yapmaya çalışacaklar.